Memleketteki hayatımız da kaderin bir parçası mı? Güzel yüzlüm, evet. Cennetteki hayatımız, bu dünyadaki hayatımız, yer halindeki hayatımız hepsi bir bütündür. Sonsuz evvelde de vardık, biz sonsuz sonrada da varız. Kader hiç değişmez. Hiç değişmez. Ben dedim ki mesela bak büyük olaylar olacak dedim. Evet. 2018'de. Bismillah daha girdik, hemen başladı. Ki daha bunlar en ufak kıvılcımları daha dur. Yani acayip alevlenecek ortalık. Çok büyük olaylar olacak. Ve sonunda İmam Mehdi zahir olacak. İnşallah. 2018'de büyük olaylar olacağını söylediğiniz daha önceki röportajlarınızdan görüntüler var yayınlarınızdan. Önümüzdeki günlerde bu olaylar tırmanarak devam edecek, onu da söylüyorum. Ve katlamalı. Özellikle 2018'de, bak altını çizerek söylüyorum, yer yerinden oynayacak. Allahu alem. Hadislerin işareti öyle gösteriyor. Biraz beklersek, tam biraz zorlu geçecek. 2018'ler, 2019'lar zorlu geçecek. Aşikar. Ama Müslüman korkmaz, yılmaz. Efendim, Allah'a güvenir. 2018, 19, 2020. Evet. Biraz sabır. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyük olaylar olacak. Yani 2017'den sonra 2018'de, 2019'da, 2017 içerisinde de bunlardan korkmamak, sarsılmamak önemli. Deccal ne yaparsa yapsın bizim neşemizi kaçıramaz, şevkimizi kaçıramaz. Efendim, Türkiye büyüyecek, Turan olacak. Yani bunun ikinci bir yolu yok. Efendim, her gün eylemlerini artıracak Deccal, onu söyledim. Daha da artacak 2017'de. Hadislerin işareti bu. 2018'de de devam edecek. 2019'da, 2000... Evet. Tayyip Hoca'yı